Bu bölümdeki amacımız, modeldeki inşaat malzemelerini gözden geçirmek ve düzenlemektir. Soldaki konstrüksiyon sekmesine giderek başlıyoruz. Bu sekmede en üstte birkaç alt sekme olduğunu göreceksiniz. Konstrüksiyon setleri, konstrüksiyonlar ve malzemeler. Bunların her biri alt üst ilişkisine sahiptir. Konstrüksiyon setleri binaya uygulanacak bir grup konstrüksiyon tipini içerir. Metal itfaiye binası olan bu konstrüksiyon setinde dış yüzey konstrüksiyonlarımız olduğunu görebilirsiniz. Dış duvarlar için metal, döşeme için betonarme, çatı için metal tanımlanmış. İç yüzey konstrüksiyonları ise iç duvar, iç zemin ve iç tavandan oluşmaktadır. Zemine temas eden yüzeylerin tamamı betondur. Dış yüzey alt konstrüksiyonları pencere, kapı ve çatı pencerelerinden oluşmaktadır. Ayrıca iç yüzey alt konstrüksiyonları da vardır. Örneğin iç duvarlarda pencere veya kapılarınız varsa burada tanımlanmaktadır. En altta uygulanabilecek başka konstrüksiyonlar da vardır. Bir konstrüksiyon seti, binayı oluşturan konstrüksiyonların bir koleksiyonunu tanımlar. Bunlar binanın tamamına veya seçilen bölümlerine uygulanabilir. Şimdi konstrüksiyon sekmesine bakalım. Konstrüksiyon sekmesi, konstrüksiyon birleşimlerini gösterir. İlkine bakacağız. Metal bina çatısı. Metal bina çatısı, metal kaplama ve çatı yalıtımından oluşmaktadır. Bu malzemelerin katmanlar halinde uygulandığını göreceksiniz. Bu konstrüksiyon birleşimi, termal iletkenlik ve ısı transfer özelliklerini hesaplamak için kullanılacaktır. Katmanlar dışarıdan başlar, metal çatı kaplama ve içeri doğru devam eder. Gördüğünüz gibi binanın içinde çatı izolasyonu bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi burada da önlem etiketleri bulunmaktadır. Hatırlarsınız bu etiketlerin proje boyunca birçok yerde bulunduğunu söylemiştik. Bunlar gelişmiş enerji modellemesi içindir. Temel olarak bu önlem etiketlerini Open Studio modelindeki her şeye uygulayabilirsiniz. Sonuç olarak bu önlem etiketlerini enerji verimliliği önlemlerinin gösterildiği anahtar kelimeler olarak kullanabilirsiniz. Enerji verimliliği önlemleri projeye uygulandığında ve etiketler ile işaretlenmiş farklı parametreler değiştirildiğinde binanın sonuçlarının nasıl etkilendiği otomatik olarak hesaplanır. Bu süreç gelişmiş enerji modellemesi içindir. Bunu daha sonra anlatacağız. İlk olarak bu metal çatıya bakalım. Bu metal çatı, metal kaplama ve çatı yalıtımı 22'den oluşmaktadır. Çatı yalıtımı 22'nin ne olduğunu görmek için malzemeler sekmesine gitmemiz gerekiyor. Soldaki açılır menüden malzemeleri seçin. Çatı yalıtımı 22. Bu çatı yalıtım malzemesinin de ayrıca önlem etiketlerine sahip olduğunu görebilirsiniz. Ve ayrıca termal özellikleri burada belirtilmiştir. Sertlik, ne kadar kalın olduğu, termal iletkenlik, yoğunluk, özgül ısı. Termal, solar ve görünür emicilik,
termal iletkenlik ve kalınlığın bir araya gelmesiyle R27 seviyesinde bir termal direnç oluştuğunu görebilirsiniz. Projemize bir göz atalım. Çatımız metal kaplama, ısı yalıtım bariyeri ve çelik aşıkların yanı sıra yalıtımdan oluşmaktadır. Şimdi bu çatı birleşimini düzenleyelim. Bu çatı yalıtımını başka bir birleşim için kullanmayacağız. Bu yüzden sadece yeniden adlandırıyoruz. Aşıklar ve yalıtım R29 diyelim. Gördüğünüz gibi aşıklar ve yalıtım beraber sadece 10 inç kalınlığındadır. R değeri 29.88'dir ve ısı iletkenliği 0.0028'dir. Şimdi kalınlığı buradan 10 inç olarak değiştirelim. Isı iletkenliği 0.028. Evet, bu inşaat malzemesini düzenledik. Sonra ısı yalıtım bariyerini de yaratmalıyız. Bu konstrüksiyon malzemesini çoğaltarak başlayalım. Çarpı 2'yi seçin. Bu bariyeri R3 olarak adlandıracağız. Yalıtım bariyerine baktığımızda R değeri 3'tür. 1 bölü 2 inç kalınlığındadır. Ve 0.1667 termal iletkenlik değerine sahiptir. Şimdi bu iki malzemeyi yarattığımıza göre metal çatı için konstrüksiyon birleşimine geri döneceğiz. Evet, bu iki malzemeyi yarattık. Konstrüksiyon sekmesini seçin. Metal çatı ile başladığını göreceksiniz. Ve sonradan düzenlediğimiz aşıklar ve yalıtım geliyor. Fakat yalıtım bariyeri gözükmüyor. Bu bariyer aralığını da koymalıyız. Önce bu bileşimi silelim. Çarpıya tıklayalım. Ardından modele, malzemelere gidin. Ve yalıtım bariyerini bulun. Model kitaplığından bariyeri sürükleyin ve konstrüksiyon birleşimine bırakın. Programın yenilenmesi için başka bir bileşime tıklamanız gerekebilir. Metal bina çatısına tekrar tıklayın. Şimdi yerleştirildiğini görebilirsiniz. Aşıklar ve yalıtım katmanını seçin. Metal bina çatısının metal kaplama, yalıtım bariyeri, aşıklar ve R29 değerine sahip yalıtım içerecek şekilde düzenlendiğini görebilirsiniz. Evet, malzemeleri ve malzeme bileşenlerini bu şekilde düzenlersiniz. Şimdi bunu sadece metal bina çatısı olarak yeniden adlandırabiliriz. Konstrüksiyon setleri sekmesine giderseniz, konstrüksiyon birleşiminin yeni düzenlediğimiz için otomatik olarak güncelleneceğini görebilirsiniz.
Kendi malzemelerinizi ve montajlarınızı oluşturma sürecinden geçmek istemiyorsanız, ihtiyaçlarınıza uygun bir konstrüksiyon seti aramak için kitaplık dosyalarına bakabilirsiniz. Buradaki işlem sürükleyip bırakmak gibi basit bir işlemdir. Konstrüksiyonlara gidin. Bir çatı arayın. Bunu sadece bir örnek olarak kullanacağız. R31, R25. Sadece bir örnek olarak yapıyoruz. Seçtiğiniz çatıyı sürükleyin ve yerine bırakın. Şimdi konstrüksiyon setimiz yeni oluşturduğumuz çatı yerine bu çatıyı kullanıyor. Ama bunu kullanmayacağız. Modele geri dönün. Konstrüksiyonları seçin. Daha önce oluşturduğumuz metal bina çatısını yerine sürükleyin. Benzer şekilde pencereler, kapılar, duvarlar ve zeminleri de düzenleyebilirsiniz. Yerel kitaplığınızda aradığınız bir malzemeniz yoksa, bina bileşenleri kitaplığında arama yapabilirsiniz. Yukarıda üst açılan menüye, bileşenlere ve hesaplamalara gidin ve bileşen bulu seçin. Bilgisayarınızda bütün yapı bileşenli kitaplığı bulunmuyorsa, çevrim içi kayıt yapmanız gerekiyor. Bir kere kayıt olduktan sonra bir yetki kodu ile bina bileşenleri kitaplığına erişim sağlanacaktır. Yetkilendirme kodunuzu kopyalayın, BCL kodu kısmına yapıştırın ve tamama tıklayın. Böylelikle çevrim içi yapı bileşenleri kitaplığına erişiminiz olur. Erişim sağladığınızda yeni bir ekran açılacak. Buradan yapı bileşeni kitaplığında arama yapmanız mümkündür. Yapı bileşeni kitaplığından yerel kitaplık dosyalarımızda olmayan bir pencere istediğimizi varsayalım. Birleşimleri, fenestrasyon, pencereler açılır menüsüne tıklayın. Çevrim içi kütüphanede istediğiniz pencere tiplerini arayabilirsiniz. Şimdilik bu pencereyi seçelim. Pencere, metal, diğer tip, 189.1-2009 koduyla uyumlu, konut ve 2A iklim bölgesi. Onay düğmesine tıklayın ve indire tıklayın. İndirme işlemi tamamlandığında bu pencereyi kapatabilirsiniz. Ardından kitaplık sekmenize gidin, konstrüksiyonları seçin ve indirdiğiniz dosyayı arayın.
Evet. Tam burada. Bunu tutup pencere kategorilerinden herhangi birine sürükleyebilirsiniz. Bu projede bu tip pencereyi sabit pencereler için kullanacağız. Buraya sürüklüyoruz. BCL ile alındığı için bunun bir çevrim içi kitaplık bileşeni olduğunu görebilirsiniz. Konstrüksiyonlar, konstrüksiyon setleri ve malzemeler ile ilgili bu süreçleri anlattık. Teşekkür ederiz. Lütfen beğenin ve abone olun.